Selamünaleyküm arkadaşlar. A'dan Z'ye dil ve edebiyat, konu anlatımı ve örnek soru çözümleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı dersi kazanı merkezli soru ve cevaplar üzerinde duracağız. Birinci ünitenin tamamını bu videomuzda görmüş olacaksınız. Birinci metnimizle başlayalım. Hazırlık çalışması. 1. Hikaye veya romanlardaki karakterler hayatımızdan izler taşır. Çünkü hikaye ve romanlar yaşanmış ya da yaşanması mümkün olanı anlatır. Ayrıca Stendhal'ın dediği gibi roman uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır. İkinci sorumuzun cevabına baktığımızda, hikaye veya romanın sinema veya diziye uyarlanması bir toplumun bütünüyle edebiyatına yansımasının göstergesidir. Haldun Taner'in de dediği gibi, toplum meseleleriyle ilgilenmeyen edebiyat bence eksik, güdük bir şey olur. Sanatçılar edebi ürünlerini oluştururken toplumun sosyal veya siyasi olayların etkisinde kalır. Yazar ve şairler bazen toplumu izler, bazen de toplumu öncülük eder. Yaprak Dökümü bildiğiniz üzere Reşat Nuri Güntekin'in eseridir. Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in, Cin Gözü Recai ise Peyami Safa'nın eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayfa 16'daki metni anlama ve çözümleme sorularına baktığımızda, birinci sorumuzun A maddesinde Çalıkuş'un metnindeki kelime ve kelime gruplarının anlamı bizden istenmektedir. Önce Çalıkuş'undan başlayalım. Çalıkuş'u imla kılavuzunda ayrı yazılmaktadır. Kitap adı olarak bitişik yazılmıştır, bu sizi yanıltmasın. Çalı kuşu serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş. Zeyniler, Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan Çalı Kuşu romanına da ilham kaynağı olmuş bir yerleşim yeridir. Söz konusu coğrafya, muhteşem doğası ve manzarasıyla ön plana çıkmaktadır. Zeyniler Köyü, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı olan bir yerleşim yeridir. Bu köyün ismi Beşevler Köyü olarak da anılır. Meşhur Çalı Kuşu romanında Zeyniler Köyü, Feride öğretmenin ilk görev yeridir. Elem, keder anlamına gelmektedir. Beyhude, yararsız, boşuna. Servi. Servigillerden Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda ince, uzun, piramit biçiminde çok koyu, yeşil yapraklı bir ağaç. Diğer isimleri andız, selvi, servi ağacı. Marif, birinci anlamı bilgi ve kültür, ikinci anlamı öğretim ve eğitim sistemi. Nalın, takunya. Zapt etmek. Yazımına da dikkat edelim arkadaşlar. Zapt etmek ayrı yazılıyor gördüğünüz üzere. Zorla almak, birinci anlamı. Tutmak, bir şeyi güç kullanarak önlemek, yazıya geçirmek, hatırında tutmak, anlamak, kavramak, bütünü öğrenmek gibi anlamlara gelmektedir. Ahır, evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, dam, hayvan damı anlamlarını içerir. Tahammül. Birinci anlam, nesnenin güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. İkinci anlamı, insanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. Tevekkül, herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma, Allah'a güvenme. Sabır kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Çünkü sabır şu anlamlara gelir. 1. Birinci anlam, acı, yoksulluk, haksızlık ve benzeri üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç, çıdam gibi kelimelerde bu anlamı karşılamaktadır. İkinci anlamı ise olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme. İkinci sorumuz ana düşünce ve yardımcı düşünceleri bizden istemektedir. Ana düşüncemizi zorluklar karşısında hemen pes etmemeli, olumsuzlukları değiştirme gücünü kendinde bulmalı, olayların güzel taraflarını görmeye çalışmalıdır biçiminde ifade edebiliriz. Yardımcı düşünceler ise tahammül ve tevekkül başarıya ulaşmada bize yardımcı olur. Sorunların çözümünü başkalarından beklemek yerine biz ne yapabiliriz anlayışında olmalıyız. Üçüncü sorumuz yazara özgü dil ve anlatma özelliklerini bizden istemektedir. Yazarımız canlı diyaloglardan yararlanır, sade Türkçeyi tercih eder, anlaşılır olay örgüleriyle yazdığı eserlerinde acıma ve sevme duygularını ön plana çıkararak okuma zevki aşılamakta büyük rol oynamıştır.
Dördüncü sorumuzun A maddesinde metnin yazıldığı dönemin gerçekliği bizden istenmektedir. İstanbul'dan Anadolu'ya giden bir öğretmenin anlatıldığı bu roman yayımlandıktan sonra İstanbul'dan birçok kadın roman kahramanı Feride gibi Anadolu'yu öğretmen olarak gitmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı sonrasındaki toplumun durumuna ayna tutan bu edebi ürün toplumu etkilemiştir. B maddesinde metinde içeriğin doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisi istenmektedir. Çalıkuşu Anadolu'ya yönelmenin görüldüğü ilk eserlerimizdendir. İçerik bu doğallığı yakalamış, toplumsal bir sorun olan Anadolu'nun eğitimsizliği bireysel çapa ile giderilmeye çalışılmıştır. Beşinci sorumuzda Reşat Nuri, romanlarında Anadolu insanını, Anadolu'nun sorunlarını, insan-çevre ilişkisini ele alarak anlatmıştır. Kahramanlarının dış görünümünden çok psikolojik özelliklerini aktarmıştır. Sayfa 18'deki hazırlık çalışmasına baktığımızda, edebiyat akımı esasen biraz yeni çeşni yani tat getirmek ve toplumla birlikte değişmek ihtiyacından doğar. Üslup ve estetikteki bu değişmenin sebebi sonradan gelen kuşakların duygu, düşünce ve isteklerinin bir öncekine uymamasıdır. Nitekim bir dönemi hayran bırakan eserlerin sonra gelenlere bazen hiçbir şey söylemediği, bunlardan bıkılmaya başlandığı görülüyor. Onun için yeni yetişen sanatçılar hem eskileri taklitten sakınmak hem de çağdaşların duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar arıyorlar. İkinci sorumuza baktığımızda Tanzimat'tan önce edebiyatımızda yer alan ve edebi akım olarak değerlendirilebilecek fikir ve sanat görüşleriyle üslup toplulukları sorulmaktadır. Tanzimat'tan önceki eski edebiyatımızda tasavvuf, Türkiye basit, sepki hindi ve yerleşme gibi fikir ve sanat görüşleri ve üslup toplulukları birer edebi akım gibi ele alınabilir. Eski edebiyatımızdaki bu toplulukları kısaca açıklayalım. Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip iyi huylarla doldurmak demektir. Türk edebiyatında tasavvuf düşüncesiyle oluşturulan ilk eser, Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetlerinin sevenleri tarafından yazıya geçirilmesiyle oluşan Divan-ı Hikmet adlı eserdir. Bunu unutmamaya gayret edelim arkadaşlar. En çok sevilen ve bilinen tasavvuf şairimiz ise Risalet-ül Nusiye adlı mesnevi eseriyle divanı bulunan Yunus Emre'dir. Türkiye basit. Divan şiirinde Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer vermeyerek sade bir Türkçeyi benimseyen edebiyat ve dil akımı, hareketin 15 ve 16. yüzyıllarda Arapça ve Farsça'ya karşı Türk dilini savunmak için ortaya çıktığı düşünülmüştür. Hareketin temsilcileri olarak Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ve Edirneli Nazmi gösterilmiştir. Sepki Hindi, Hint tarzı demektir. Yeni ve orijinal mazmunlar kullanma, ince hayallere yer verme, anlam kapalılığı, az kelimeyle çok şey ifade etme, anlamı söze hakim olması, hayal gücünün ön plana çıkması, mübalağa sanatının kullanılması ve atasözlerinin yer alması akımın özellikleri arasındadır. En önemli temsilcisi ise Hüsnü Aşk Mesnevisi'nin şairi Şeyh Galip'tir. Mahallileşme, yerlileşme. Divan şiirinde yerli ve günlük hayata dair unsurlara yer verme anlayışıdır. İstanbul Türkçesi 18. yüzyıla gelindiğinde Nedim'in şiirlerinde doğal bir söyleyiş halini alır. Bu yüzyılda koşma ve türkülerin etkisiyle ortaya çıkan şarkı Nedim ile yaygınlaşır. Nedim'in hece ölçüsüyle yazdığı ve divanına koyduğu iki de koşması vardır. Nedim şarkılarında her şeyle İstanbul'un günlük hayatını anlatır. Gazelleri gibi şarkılarının da ilham kaynağı idealize edilmiş gerçekte var olmayan güzeller değil, şairin günlük hayatında rastladığı ya da aşık olduğu güzellerdir. En önemli temsilcileri Şeyhülislam Yahya, Enderunlu Vasıf ve Nedim'dir. Bu ifadeyi ilk harflerinden hareketle şen biçiminde kodlayabiliriz. Mahallileşme akımının temsilcileri Şeyhülislam Yahya, Enderunlu Vasıf ve Nedim yani şen. Sayfa 20'ye geldiğimizde metni anlama ve çözümlemenin ilk sorusu kelime ve kelime gruplarının anlamları üzerinedir. Yerinmek, üzülmek ve pişman olmak anlamlarına gelir. Avunmak, bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, aldanmak, teselli bulmak, müteselli olmak, bir şeyler yaparak oyalanmak anlamlarına gelmektedir. Ot, ateş, cehennem ateşidir. Temaya ve konuya baktığımızda ikinci sorumuz olarak önce
tanımlarını verelim, hatırlamaya çalışalım. Tema, eserdeki temel duygu ve düşüncedir. Soyuttur ve geneldir. Sevgi gibi, dostluk gibi. Konu ise eserdeki duygu veya düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alınmasıdır. Konu temayı sınırlandırır. Örnek verecek olursak, Türkiye'de aile bağları, vatanından ayrılan bir çocuğun hissettiği yalnızlık duygusu, suçsuz birinin ceza almasına neden olmanın yarattığı pişmanlık, hayatın tüm sıradanlığına rağmen güzel oluşu ve benzeri. Şiirimize döndüğümüzde şiirimizin teması ilahi aşktır. Üçüncü sorumuz da şiirdeki manevi ve evrensel değerle sorulmuştur. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Dörtlüğünde anlamını bulmaktadır. Dörtlükten hareketle manevi ve evrensel değer olarak insanın varlıkla şımarmaması, yoklukla üzülmemesi, ilahi aşkın en kıymetli değer olduğu, en önemli ihtiyacın ise Allah rızası olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü bir köy muhtarısı olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Dördüncü sorumuza baktığımızda, okuduğunuz şiirde edebiyat, sanat ve fikir anlayışlarının yansımaları. Yunus Emre'ye ait olan şiir, ilahi nazım türüyle yazılmış, İslam inancına dayanan tasavvuf anlayışı doğrultusunda söylenmiş ve zamanla bir edebi anlayışa dönüşmüştür. Beşinci sorumuzda, şiirde tasavvuf, ilahi takdire rıza göstererek Allah ile daima dost kalabilme marifetidir. Varlıkta şımarmayıp yoklukta daralmamaktır. Başa gelen cefaları ilahi bir imtihan bilip bunları kendisine bir tezkiye yani manevi arınma vesilesi kılabilme olgunluğudur. Şikayet ve sızlanmayı unutarak daima hamd ile şükreden güzel bir kul olabilme maharetidir. Şiir de bu hususları dile getirmektedir. Altıncı sorumuza baktığımızda şiir ve şair arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. Dini tasavvufi, halk edebiyatının en büyük şairlerinden olan Yunus Emre derin bir hoşgörüye sahipti. İyi bir gözlem gücüyle yazdığı şiirlerinde din ve tasavvuf konularını işledi. Konuşma dilini kullandı. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verdi. Şiirlerinde hem aruz hem de ece ölçüsünden yararlandı. Sayfa 21'deki dil bilgisi konularına geldiğimizde özellikle kısa çizgi ve düzeltme işaretini görmekteyiz. Kısa çizginin özelliklerini birlikte hatırlayalım maddeler halinde. Birinci madde, satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Örneğimizi burada görüyorsunuz. Ben bir daha seslendirmeyeceğim. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar vakit kazanmak adına. İkinci maddemize baktığımızda cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur ve onlara bitişik yazılır. Burada gördüğünüz gibi küçük bir sürü kısa çizgi, dört inekle birkaç koyun yine hemen kısa çizgi bitişik yazıldığını da görüyoruz kısa çizgilerin köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Üçüncü özellik olarak kelimelerin kökleri, gövdeler ve eklerini birbirinden ayırmak için yine kısa çizgide ne ediyoruz? Yararlanıyoruz. Fiil kök ve gövdelerini göstermekte de yine kısa çizgi karşımıza çıkar. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna ise kısa çizgi getirildiğini görüyoruz. Kısa çizgi burada Makmek Masareki'nin görevini üstlenir. Örneğimize baktığımızda ımsa, la, tır gibi. Heceleri göstermek için kullanılır, araştırma örneğinde olduğu gibi. Yedinci maddemizde arasında ve ile, ila, den, e anlamları vermek için kelimeler veya sarılar arasında kısa çizgi kullanılır. Aydın ve İzmir yolu. Türk-Alman ilişkileri. Türk ve Alman ilişkileri. Ural ile Altay dil grubu. Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi. 9-30-10-30 Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşması. Manas Destanı'nda soy, dil, din üçgeni. 1914-1918 arasında Birinci Dünya Savaşı. Türkçe'den Fransızca'ya sözlük gibi. Uyarı, cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgiye konmaz. Buna dikkat edelim
değerli arkadaşlarım. 10-15 yıl dikkat ederseniz herhangi bir kısa çizgi bulunmamıştır. 3-5 yine aynı şekilde. 8. maddemizde matematikte çıkarma işareti olarak kullanıldığını biliyoruz. 50-20=30 ve sıfırdan küçük değerleri göstermek için de yine kısa çizgide ne edebiliriz? Yararlanabiliriz arkadaşlar. Düzeltme işaretine baktığımız zaman düzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir. Bildiğiniz üzere düzeltme işareti Türk dili imlasından tamamen kaldırılmamıştır. Böyle bir yanlış algı var. Sadece sınırlandırılmıştır. Şimdi düzeltme işaretinin kullanıldığı yerleri birlikte hatırlayalım. 1. Yazılışları 1. Anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. Adem, yokluk anlamında. Adem, insan anlamında. Yazılışları 1. Anlamları ve söylenişleri farklı. Alem, bayrak anlamında. Alem, dünya, evren. Hal, sebze, meyve satılan yer, hal, durum, vaziyet. Rahim, esirgeme, rahim, koruyan, acıyan. Adet, sayı, adet, gelenek. Aşık, eklem kemiği, aşık, vurgun, tutkun. Hala, babanın kız kardeşi, hala, henüz. Şura, şu yer, şura, danışma kurulu örneklerinin olduğu gibi. Uyarımız var, ona da dikkat edelim. Katil, öldürme ve kadir. Değer kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu halde katil yani öldüren ve kadir güçlü kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır. 2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren bir takım kelimelerle özel adlarda bulunan ince G, K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünleri üzerine düzeltme işareti konur. Örnek, dergah, gavur, karargah, tezgah, yadigar, nigar, dükkan, hikaye, kafir, kağıt, hakkari, kazım, gülgün, merzenguş, mahkum, meskür, sükun, sükut ve benzeri. Kişi ve yer adlarında incele ünsünden sonra gelen A ve U ünleri de düzeltme işaretiyle yazılır. Haluk, lale, nalan, bala, elazığ, ıslahiye, ladik, lafzeki, selanik örneklerinde olduğu gibi. İsmet ekinin belirtme durumu ve iyilik ekiyle karışmaması için kullanılır. Türk askeri ve askeri okul. İslam dini ve dini bilgiler. Fizik ilmi ve ilmi tartışmalar. Atatürk'ün resmi ve resmi kuruluşlar örneklerinde olduğu gibi. Nispet eki ait olma anlamı katar. Dediğimiz gibi Türk askeri ile askere ait askerlikle ilgili okul anlamları farklıdır. O nedenle ne edeceğiz? Burada düzeltme işareti kullanmaya devam edeceğiz. Nispet eki göreviyle. Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekleri getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır. Millileştirmek, millilik, resmileştirmek, resmilik ve benzeri. Sayfa 23'e geldiğimizde değerlendirme, ünite değerlendirme çalışmalarını görüyoruz. Birinci sorumuzda metinden hareketle bilgilendirme istenilmektedir. Yazarlar Victor Hugo, eseri Cromwell önsözü, akım ise romantizmdir. Yazarımız Emile Zola, eserin adı deneysel roman, naturalizmi ifade etmiştir. Jean Moreas, sembolizmin bildirgesi, sembolizmin manifestosu durumundadır. Sayfa 24'e geldiğimizde, ikinci sorumuz, hangi biçimde olursa olsun, sanatkarın şu veya bu edebi akıma bağlılığı %100 bir kesinlik arz etmez. Söz konusu bağlılığı, genel ilkeler çerçevesinde ve onun şahsiliğini inkar etmeyecek seviyede düşünmek gerekir. Zira sanatkar, ilgi, yakınlık veya bağlılık duyduğu akımın prensiplerinden bazılarına uyduğu halde birçoğuna uymayabilir. Şimdi, üçüncü sorumuzda belli başlı akımların özellikleri bizden istenmektedir. Onlara da yer verelim ve öğrenmeye gayret edelim. Romantizm, duygu, coşku anlamlarına gelmektedir. Fransa'da 1830'lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır, zaten tepkilidir. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Dediğimiz gibi duygu ve coşku ön plandadır. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. Sanat toplum içinde görüşünü benimsemişlerdir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvir önem verilir. Konular işlenirken iyi kötü, doğru yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar. Üçbirlik kuralı terk edilir. Yani aynı olay aynı zaman ve mekanda geçmek zorundadır anlayışı
romantizm de yıkılmıştır. Temsilcilerine baktığımızda Jean-Jacques Rousseau, Alexander Dumas Per, Alexander Pushkin, Victor Hugo, Voltaire, Shakespeare, Schiller, Goethe ve Lamartine isimlerini ön plana çıktığını görmekteyiz. Peki nasıl ezberleyebiliriz, nasıl kodlayabiliriz? Jaws Gölü biçiminde bir kodlama yapabiliriz. J'den kastımız Jean-Jacques Rousseau, A. Alexander Dumas Per, diğer A. Alexander Pushkin ve Victor Hugo ve Voltaire, S. Shakespeare ve diğer S'de Schiller olarak değerlendirilebilir. Gölün G'si Goethe ve L'de Lamartine biçiminde kodlanabilir. Türk Edebiyatı'nda ise Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan temsilcidir. Bunu da ana olarak kodlayabiliriz. A. Ahmet Mithat, N. Namık Kemal ve diğer A'da Ahmet Abdülhak Hamit Tarhan. Naturalizme baktığımızda determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında yine Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Naturalistler determinizmi topluma ve insana uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı. İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar. Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verildi. Yazar eserde kişiliğini gizledi. Gözlem ve tasvir önemli hale geldi. Eserlerinde hayatı bütün yönleriyle anlattılar. Bedenden ayrı bir ruh yoktur anlayışını ön plana çıkardılar. Dil, her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur. Sanat toplum içindir anlayış doğrultusunda eserler verilmiştir. Peki naturalistlerin temsilcilerini sayacak olursak, Emile Zola, Guy de Maupassant, Kongur kardeşler, Alphonse Daudet. Nasıl ezberleyebiliriz? Eve geç gelme alt biçiminde kodlayalım. E'den kastımız Emile Zola, G'den kastımız Guy de Maupassant, diğer G'den kastımız Kongur kardeşler ve Alphonse Daudet'i de alt biçiminde kodlayalım. Türk Edebiyatı'nda ise Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi Gülpınar ve Nabi Zadı Nazım temsilcilerdir. Bunları da bahane biçiminde kodlayıp ezberleyebiliriz. Bahane üretmeyelim biçiminde ezberleyebiliriz. B. Beşir Fuat, H. Hüseyin Rahmi ve N. Nabizade Nazım. Sembolizm akımına baktığımızda 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktığını görüyoruz. Nesneler olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Nesneler değiştirilerek anlatılabilir. Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler yeni arayışlara girerler. Anlamdan uzaklaşırlar. Şiirde anlam açıklığından kaçındılar. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek içindir dediler. Şiirde alacakaranlık, üzüntü, ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlık ve görüntüleri kullandılar. Şiirde musiki, her şeyden önce musiki ilkesini savundular. Sanat için sanat anlayışına bağlıdırlar. Dil, herkesin anlayacağı seviyede değil, oldukça ağır tutulmuştur. Temsilcilerine baktığımızda Paul Verlaine, Paul Valéry, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, Edgar Allan Poe biçiminde kodlayabiliriz. Peki ezberlememiz nasıl olabilir? Sembolizmden hareketle sembol kelimesini kullanacağız. Sembolün papara mı bu Edgar biçiminde kodlayalım. P. Paul Verlaine, P. Paul Valéry, R. Rimbaud, M. Mallarmé, B. Baudelaire ve Edgar. Türk Edebiyatı'nda ise 2C, 3 Ahmet biçiminde kodlayalım. 2C, Cahit Sıtkı ve Cenap Şahabettin, 3 Ahmet, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi ve Ahmet Muhip. Sorularımıza devam edelim. Ünite sonu değerlendirme sorularımıza. Edebi ürünler toplumdaki değişmelerin etkisinde kalınarak oluşturulabilir. Doğru. Çünkü edebi ürünler bazen toplumu izler, bazen de topluma öncü olur. Tanzimat dönemi edebiyatında edebi ürünler Batı kültürünün etkisi oluşturulmuştur. Tanzimat dönemi Batı etkisinde gelişen edebiyatın ilk dönemi olduğunu hatırlayacaksınız. C maddesine baktığımızda 17. yüzyılda Batı'da etkili olan aydınlanma çağı. Toplumsal değişmeleri beraberinde getirmiş ve edebiyatı da etkilemiştir. Yunus Emre şiirlerini tasavvuf anlayışıyla söylemiştir. Ç maddesine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi edebiyatın en az etkilendiği alandır? Etkilenmektedir ama en az etkilendiği alandır. Dil, din, tarih ve toplumun sosyal yapısı edebiyatı daha fazla etkiler. Resim ikinci planda kalır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Sayfa 25'e geldiğimizde bu eserlerden hangisinin içeriği farklıdır?
Taşuk-u Talak ve Fıtnat bildiğiniz üzere Şemsettin Sami'nin yazmış olduğu Türk Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilmektedir. İlk yerli roman kabul edilmektedir. Fıtnat ve Talat'ın aşklarını anlatmaktadır. Sevgi konusunu işlemektedir. Divan-ı Hikmet'te İslam anlayışı, Fatih Harbiye'de Doğu-Batı çatışması, Göç Destanı'nda bildiğiniz üzere vatan toprağından bir karış yerin verilmemesi gerektiği bilinci ve Yaban romanında da toplumuna uzak kalmış, toplumuna tepeden bakan aydın motif işlenmektedir. Bu savaş döneminde gerçekleşmektedir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda cevabımızın E olduğunu görüyoruz. Edebi akımlar edebiyat ürünlerinden ayrı düşünülmelidir. Yanlış, ayrı düşünülemez. Dördüncü sorumuza baktığımızda edebi eserler toplum etkilerken toplum edebi eserleri etkilemez. Mümkün değildir. Her iki tarafta birbirini etkiler. Sayfa 26'ya geldiğimizde bunlardan hangisi yabancı kaynaklıdır? Fransız kaynaklıdır. Bildiğiniz üzere realizm yabancı kaynaklıdır. İkemi anlayış, sevki indi anlayışı, tasavvuf anlayışı ve yerleşme anlayışı kendi içimizde çıkan anlayışlardır. Altıncı sorumuza baktığımızda buraya 10-15 yıl önce taşınmışlar ifadesinde sayısal değerler arasını kısa çizgi konmayacağını az önce konuşmuştuk. Burada o yanlışlık yapılmıştır. Yedinci sorumuza baktığımızda bu parçacık numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Özneyi vurgulamak için da özneden sonra virgül kullanılmışsa noktalı virgülle ne edilebilir? Yararlanılabilir. O nedenle A maddesi olacak. Sekizinci sorumuza baktığımızda hangisinin yazımı doğrudur diyor. İdealist biçimde yazmamız gerekirdi. Didaktik doğrudur arkadaşlar, bildiğiniz üzere öğreticilik anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra sanatkar düzeltme işareti olması gerekir. İdeolojik, ideolojik yani E ünüsünü koymamız gerekir ve hal düzeltme işaretine ihtiyacımız vardır. O nedenle cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Altı çizil kelimelere dikkat ettiğimizde doğru cevabımız Bursa'dır. Diğerleri yanlış yazılmıştır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda C maddesini görüyoruz. Edebi eserlerde toplumsal konulara da yer verilir. D'nin ayrı yazılması doğrudur ama edebideki i nispet ekidir. Yani düzeltme işareti olmalıdır diyoruz değerli arkadaşlarım. Sayfa 27'ye geldiğimizde D maddesini cevaplandıralım. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat akımı gerçekçiliğin diğer adı realizmdir biliyorsunuz. Birinci maddemize realizm yazmamız gerekiyor. Doğayı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarını bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenim ölçüsünü göre anlatma empresyonizmdir biliyorsunuz arkadaşlar. Sanat, sanat içindir ilkenisini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren duygunun yeni düşüncelerden aldığı edebiyat akımı parnasizmdir. Sanat eserinin değerini gerçeğin olduğu gibi aktarması da değil, duygu ve düşüncelerin işareti ve biçimlerin uygun içinde düzenlenişinde gören akıma sembolizm diyoruz. Eski Yunan Roma sanatından edebiyatının kaynaklanan 17. yüzyılda Fransa'da yer alan sanat akımı biliyorsunuz arkadaşlar klasizmdir. İstanbul'dan Anadolu'ya giden bir öğretmen anlatan ve toplum derinden etkileyen romanımız Çalı Kuşu'dur. 18. yüzyıl sonunda başlayan duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımımız romantizmdir. Zaten duygu ve coşku demiştik baş tarafını hatırlayacaksınız. Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltının ön plana çıktığı akım, sürrealizm, gerçeküstücülük. Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılması, doğalcılık yani naturalizm. Belirli üslup, düşünce ve ilkeler çevresinde oluşmuş, ortak özelliklere taşıyan edebi eserlerin bağlı olduğu akım, edebi akım. İtalyan şair Marinetti'nin ortaya attığı dadaizm, gerçeküstücülük gibi akımlara öncülük eden fütürizm. 17. yüzyılda Batı'da etkili olan anlayış aydınlanma çağıdır. E maddesine baktığımızda ünitemizin son sorusu tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilere sıraladığımızda doğru, doğru, doğru ve birinci çıkışa ne etmekteyiz, gitmekteyiz. Bununla ilgili bilgilendirmeyi biraz sonra yapacağım arkadaşlar. Virgülle ilgili açıklamalarımızı tamamlamış olacağız. Edebi akımlarla ilgili kazanımları biraz daha ayrıntıya girerek sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci ünitede edebi akımlar ile bazı noktalama işaretleri özellikle vurgulanmaktadır. Edebi akımlar ile virgül noktalama işaretini ayrıntılı inceleyelim. Edebi akım
edebiyat akımı nedir? Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymaları ortaya çıkmış anlayışlardır. Dikkat edelim arkadaşlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymaları ortaya çıkmış anlayışlardır. Bir başka tanım olarak, önce bir edebiyatçının ya da bir edebiyatçılar topluluğunun oluşturup geliştirdiği, biçim ve içerik yönden bir takım yenilikler getiren sanat ve edebiyat anlayışıdır. Edebiyat akımından oluşmasında toplumsal değişmeler, gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler ön plana çıkar. Baktığımızda, hümanizm, insana değer vermek esastır anlayışını getirir. Tabiatı Tanrı yaratmıştır düşüncesi kabul edilmiştir. Bu tabii ki Avrupa'yı kastediyor arkadaşlar. İnsanı sevip onu yüceltme gayesindedir. Dante bu düşüncenin temsilcisidir. En önemli eseri İlahi Komedi biliyorsunuz arkadaşlar Dante'nin. Rönesansçılık hem hümanizmin getirdiklerini hem de 16. yüzyıl bilim ve akılcılığını benimsemişlerdir. Özgürlük düşüncesini geliştirirler. Peki nasıl ezberleyebiliriz? Rönesans'ın esans ifadesini özellikle alıyorum. Esans'ın bacım pis diye kodlayalım arkadaşlar. B, Bacon, C, Cervantes diye yazıldığı için, M, Montaigne, P, Petrarca ve S de Shakespeare. Rönesans ifadesinden esansı alıyorum arkadaşlar. Esansın bacım pis diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Klasisizm yani akılcılık 17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Akla ve sağduyuya değer verir. İnsandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır. Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alır. Kahramanları seçkin kişilerdir. Sıradan insanlar eserlerinde yer vermezler. Önemli olan konu değil, konunun işleniş biçimidir. Dil, üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur. Sanat için sanat görüşü savunulur. Sanatçı eseri kendisine gizler. Tiyatroda üçbölü kuralına uyulur. Yani bir olay aynı zaman ve mekanda geçmelidir. Bu akım temsilcilerini bu macera falı biçimde kodlamanızı tavsiye ediyorum. B. Boyle, M. Molière, C. Corneille, R. Racine ve F. Fenelon ile L. La Fontaine biçimde kodlayabiliriz. Türk edebiyatında ise Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi ön plana çıkmaktadır. H biçiminde kodlayalım. Şinasi'nin La Fontaine'den, Ahmet Vefik Paşa'nın da Molière'den yaptığı çeviriler ve adaptiler ne eder? Klasizm edebiyatımıza tanıtır. Romantizme baktığımızda duygu coşku biçimde ezberleyebiliriz. Fransa'da 1830'lu yıllarda klasizme tepki olarak doğmuştur. Klasik edebiyatın kural ve şekilleri terk edilir. Eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hristiyanlık, tarih ve günlük ön plana çıkartılır. Akıl yerine duygu ve hayaller geçer. Sanatçılar eserlerindeki kişiliklerini gizlemezler. Sanat toplum içindir görüşü esastır. Tabiat önemlidir. Konular işlenirken iyi kötü, doğru yanlış gibi karşıtlıklar, çatışmalar ön plandadır. Ve üçbirli kuralı da terk edilmiştir. Temsilcilerine baktığımızda Jauskül biçiminde kodlayalım demiştik arkadaşlar. Hatırlayacaksınız bir önceki açıklamamızda. Jean-Jacques Rousseau, Alexander Dumas Per, Alexander Pushkin, Victor Hugo, Voltaire, Shakespeare, Schiller, Goethe ve Lamartine isimlerini görmekteyiz. Türk edebiyatında ise ana diye kodladığımız Ahmet Mithat, Namık Kemal ve Abdülhak Hamit. Realizmi gerçekçilik olarak ifade ediyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğdu. Konu gerçekten alınır, gerçeklikten yararlanılır. Olay ve kişiler, yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir. Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen, onların kişiliklerinin içinde çevre ve ortam önemlidir. Betimlemeler yazarın gözüyle değil, kahraman gözüyle yapılır. His ve hayale kapılmadan toplum gerçekleri olduğu gibi yansıtılır. Temsilcilerine baktığımızda, realizmin temsilcilerini A, B, C, D, E, F, G yani hemen her harften bir temsilcinin olduğunu görüyoruz. Gayet zengin bu açıdan. A, Anton Çeho, B, Balzac, C, Charles Dickens, D, Daniel Defoe ve diğer D, Dostoyevski, E, Ernest Hemingway, F, Flaubert, G, Gorki gibi kodlayabiliriz arkadaşlar. Türk edebiyatında da temsilciler epeyce fazladır. Recaizade Mahmut Ekrem, roman ve öyküde özellikle ilk realist romanımız Araba Sevdası biliyorsunuz Recaizade tarafından yazılmıştır.
Sami Paşazade Sezai, Sergüzeş adlı romanıyla romantizmden realizme geçişi örneklendirmiştir. Mehmet Akif, Halit Edip, Halit Ziya gibi isimler yine bu grupta ne edilebilir, değerlendirilebilir. Kodlamak gerekirse resim hamuru öyledir biçimde kodlayabiliriz ilk harflerinden hareketle. Naturalizme geldiğimizde determinizm anlayışının romana uyarlanması olduğunu söylemiştik. Tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu sanatta bilgin kabul edilir. Dediğimiz gibi temsilcileri Emile Zola, Guido Maupassant, Kongur kardeşler ve Alphonse Daudet biçimindedir. Parnasizme geldiğimizde Parnasizm şiirde gerçekçiliktir ve romantik şiir anlayışına karşı olarak 19. yüzyılda yine Fransa'da ortaya çıkmıştır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe önem verir, sanat sanat içindir ilkesini savunur, nesnelerin dış görünüşü aktarılır, kelimeler seçilerek kullanılır, kafiye ve redif önemlidir, eski Yunan ve Latin kültürüne dönülmüştür. Temsilcilerine baktığımızda şöyle kodlayabiliriz, param var, liste her yerde bana kofi getirir. Param, Parnasizm'den hareketle param var diye çağrışım yapmasını istedim arkadaşlar. Liste zaten. Her yerde yerine Heradya, Banvil, bana, Kofi değiştirmedim arkadaşlar. Kofi, Gautier'i de getir diye çağrışım yaptığını ve size aktarabileceğimi düşündüm. Param var, liste her yerde bana Kofi getir biçimde temsilcilerini ezberleyebiliriz, öğrenebiliriz. Türk Edebiyatı'nda Tevfik Üret, Cenap Şahabettin ve Yahya Kemal'i ne etmekteyiz? Görmekteyiz Cenap Şahabettin ve Yahya Kemal. Sembolizme baktığımızda 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Nesneler olduğu gibi anlatmak mümkün değildi. Nesneler değiştirilerek anlatılır. Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bakan sembolistler yeni arayışlara girmişlerdir. Şiirde anlam açıklığından kaçınırlar ve benzeri. Videonun uzamaması adına kısa kesiyorum arkadaşlar. Siz videoyu durdurup bu bilgileri not alabilirsiniz veyahut da ezberleyebilirsiniz. Temsilcilere sembolün paparambı bu etkar biçimde kodladığımızı söylemiştik arkadaşlar. Sürrealizm bir diğer soru gelen akım olarak, edebi akım olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek üstücülük, realizm, naturalizm ve parnasizm akımlarına tepkidir. Freud'un psikanaliz kuramının edebiyata uyarlanmış biçimidir akımın. Bilgi ve esin kaynağı olan Freud'a göre insanoğlunun dış dünyada edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş, rüya, yarı rüya durumunda çözülerek ortaya çıkar. André Breton bu akımı şöyle tanımlar. Gerçeküstücülük ister söz, ister yazıyla ya da başka bir yolla düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Bu aklın denetimi olmaksızın rüya gibi. Her türlü estetik ve ahlak kaygısı dışında düşüncenin yazılışıdır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren içgüdü ve bilinçaltıdır demişlerdir. Evet, temsilcilerine baktığımızda gerçeküstü kelimesinden hareketle gerçeküstü beton ararken elim sopaya çıkar biçimde kodlayabiliriz. Gerçeküstü akımın ismi beton Breton'u düşündüm. Ararken Aragon'u düşündüm. Elim Eluard. Sopa, soğupa ve çağırda çıkar biçimde kodlayabiliriz arkadaşlar. Öyle düşündüm. Türk Edebiyatı'nda ise garipçiler dediğimiz Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet gibi isimler ve ikinci yeniciler dediğimiz Cemal Süreya, İlhan Berk gibi isimleri sürrealist olarak değerlendirebiliriz. Empresyonizm, izlenimcilik. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış, Fransa'da gelişmiş, daha çok edebiyatta, resimde, müzikte etkisini göstermiştir. Empresyonistler varlığın gerçek ve nesnel yanını sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir. Peki sembolizmden farkı nedir? Sembolistler anlama çok önem vermezken empresyonistler anlam peşine de düşmüşlerdir ama anlamı kendilerince ortaya çıkartmaya çalışmışlardır. Dünya edebiyatındaki temsilcileri Paul Verlaine, Rainer Maria Rilke ve Arthur Rimbaud izlenimcilik verir. Evren, kainat, insana izlenimcilik verir biçimde kodlayabiliriz. İzlenimcilik zaten kendi adı ve Verlaine, R, Rilke ve diğer R'de Rimbaud biçimde ezberleyebiliriz arkadaşlar. İşimizi kolaylaştırır. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra empresyonizme tepki olarak doğmuş, Alman sinemasında uygulanmıştır. Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz görünen bu akım insanın iç dünyasını ve bütün duygularını
en gizli ve çıplak yönleriyle olduğu gibi anlatır. Dünya edebiyatında başta temsilciler Franz Kafka, Thomas Sturt Eliot ve James Joyce'dur. Kübizme baktığımızda 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmış, daha çok resimde kendini göstermiştir. Yazın alanında özellikle şairler, ressam Picasso'nun etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. Buna göre şairler dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. Dünya edebiyatındaki temsilciler Apollon Nair, Max Jacob, Jean Cousteau ve Blaise Sanders. Fütürizm, gelecekçilik. 20. yüzyılda ortaya çıkmış makineyi ve hızı edebiyata taşıyan edebiyat akımıdır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu akım, geçmişten kopuşu, yenilik ve değişikliğe yönelişi ilke edinir. Geleceği makineleştiren sanattır. 20. yüzyıl başında Manetti tarafından kurulmuştur. Geçmişin sanat değerlerini bırakmalı ve yeni anlatım biçimleri bulmalı idealini benimser. Makineleşme çalışmalarının kutsallığını savunur. Temsilcileri Manetti ve Mayakovski, Türk edebiyatında ise Nazım Hikmet'tir. Eksistansiyalizm, varoluşçuluk. Eksistansiyalizm, kökü ilk çağ Yunan felsefesine kadar uzanan bir felsefe sistemidir. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında bağımsız bir felsefe olarak ortaya çıkmıştır. Felsefe ve edebiyat alanında en önemli temsilcisi ve kurucusu Jean-Paul Sartre'dır. Bu akıma göre insan kendi özünü kendisi seçer. Bu görüş şöyle özetlenebilir. Var olma özden önce gelir. Yani insan önce dünyaya gelir, var olur. Ondan sonra olmak istediği gibi olur. Temsilcilerine baktığımızda Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Beckett ve André Gide ile Franz Kafka. Var ol, varoluşçuluk. Jean T. Jean-Paul, A. Albert Camus, S. Samuel Beckett, A. André Gide ve F. Franz Kafka biçiminde kodlayabiliriz arkadaşlar, öğrenebiliriz. Dadaizm, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı genç tarafından toplanan bir grup şair, Dada sözcüğünü kurmak istedikleri akıma ad olarak seçmiş ve Dadaizmi kurmuşlardır. Dada, ağaç parçası taht anlamına gelmektedir. Aklın hiçbir değerin olmadığı söylenmiş, hiçbir şeyin doğruluğuna ve varlığına inanılmamış, her şeye kuşkuyla bakılmıştır. Kelimeleri rastgele kullanmak suretiyle şiir anlayışını geliştirmişlerdir. Temsilcileri Tristan Tzara, Aragon ve Breton, tahta atabak biçiminde kodlayabiliriz. Bizim ilkokuldaki alfabetik fişimiz gibi düşünelim arkadaşlar. Tahta atabak, T, Tristan Tzara, A, Aragon ve B de Breton biçiminde kodlayabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi Virgül hakkında da bilgilerimizi tazeleyip akımlarla ilgili çıkmış soruları çözelim ve videomuzu tamamlayalım. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller gibi. Dikkat ederseniz eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Umduk, bekledik, düşündük. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Saniye hanımefendi, dikkat ederseniz virgül buraya koyuyoruz özneyi belirtmek için. 4. madde, cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara söz veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Biliyorsunuz ara söz ve ara cümleleri ayırmak için kısa çizgiden de yararlanıyoruz. Aynı görevi virgülle de yapabiliyoruz. Şimdi efendiler, dikkat ederseniz efendiler ifadesi iki virgül arasına alınarak ara söz, ara cümle mahiyeti katılmıştır. 5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına akşam, yine akşam, yine akşam dikkat ederseniz tekrarlanan kelimeler arasına. 6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinin sonuna Adana'ya yarın gideceğim virgül dedi. Tırnak içinde olmayan alıntıların sonuna konur. 7. Konuşma çizgiden sonraki alıntı cümlelerin bitimine konur. Konuşma çizgisini görüyoruz. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Dikkat ederseniz soru işareti kullanılmadı çünkü temel cümleye virgülle eklendi. 8. maddemize baktığımızda edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada virgül kullanıldığını görüyoruz. 9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak
red, kabul ve teşvik bildiren, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Dikkat ediyoruz arkadaşlar, pekala bir çık yazılıyor, hay hay bir çık yazılıyor, baş üstüne de bir çiçek yazılıyor arkadaşlar. Bunları da görelim. 10. madde, bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için. Bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar gören bir adamcağızdır. Bu ifadesinden sonra virgül kullanılarak anlam farkı ne edilmiştir? Ortaya konulmuştur. Bağlantı olmadığı gösterilmiştir. 11. maddemizde hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Efendiler, sayın başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım biçiminde örneklendirebiliriz. 13. madde, sayıların yazılışında kesirle ayırmak için konur. 38 tam 10'da 6 örneğinde olduğu gibi. Metin içinde arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli bakarak konuştum. Metin içinde arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Yemekte bir karara varıp virgül arkadaşına dikkatli bakarak konuştum. Uyarı, metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Cumaları bahçede buluştukça, dikkat edersiniz burada virgül konulmamış. Dıkça zarf fiil ekidir biliyorsunuz arkadaşlar. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordum. Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoğlu köyünden kaçıp da ıp ekini görelim arkadaşlar. Örneklerinde olduğu gibi burada da ne edilmemiştir? Kullanılmamıştır. Eğer zarf fiiller art arda sıralanırsa kullanılır. Onun haricinde kullanılmaz. 14. Özne olarak kullanıldıklarında bu işi o zamirlerine sonra konur. Bu benim gibi yazarlar için örneğinde olduğu gibi. Kitap, dergi ve benzeri künyelerde yazar, eser, basım evi maddelerinden sonra konur. Fali Rıfkı Atay, virgül, Tuna Kıyılar, virgül, Remzi Kitabı, virgül, İstanbul, virgül, 1938, nokta. Uyarıya bakalım. Metin içinde ve, veya, yahut, ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Ve, veya, yahut, ya ikili bağlacından önce de sonra da virgül konmaz. Bir diğer uyarımız, tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Hem gider hem ağlar. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diğerden gitmeli. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra da virgül konmaz. Bir diğer uyarımız, cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan daha de bağlacından sonra da virgül konmaz. Metin içinde ınca ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı ekinden sonra virgül konmaz ve şart ekinden sonra da virgül konmaz. Arkadaşlar virgülün kullanıldığı yerler kadar kullanılmadığı yerler de önemlidir. Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi. Türkçe'de kelime içinde iki ünlü arasında ünsüz, kendinden sonraki ünüyle hece kurar. Araba, biçimine gibi. Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzlerin ilki kendine önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar. Aldı, birlik. Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar. Altlık. Batı kökenli kelimeler Türkçe hece yapısına göre hecelere ayrılır. Band, rol, kontrol örneklerinde olduğu gibi. Türkçe'de satır sonundaki kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Burada herhalde bir problem yok. Peki dikkat etmemiz gerekenler neler? İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur. Mesela baş öğretmen biçiminde bölmemiz doğru değildir arkadaşlar. Peki ne olacak? Baş-öğretmen. Doğru olan yazım budur. Bir diğer örneğimiz ilk okul değil, ilkokul. Doğrusu budur. Kara Osmanoğlu değil, Kara Osmanoğlu. Doğru ayrım bu şekildedir. Değerli arkadaşlarım buna dikkat edelim. Peki başka örneklerimiz var mı? Ayırmada satır sonunda ve satır başına tek harf bırakılmaz. Uçurtma değil. Uçurtma. Doğrusu budur. Müdafaa değil. Yanlış olur. A'yı tek olarak alt almıyoruz. Müdafaa. Doğrusu budur. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca çizgi kullanılmaz. Edirne'nin kesme işareti yeterlidir. Kısa çizgiye gerek yoktur. Ankara'dan yine
kısa çizgiye gerek yoktur ve 1996'da yine kısa çizgiye gerek yoktur. Bunlara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Peki, edebi akımlarla ilgili çıkmış soruları da görelim ve ondan sonra videomuzu bitirelim. Bunlar çıkmış sorulardır. Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır? Klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, sürrealizm. Cevabımız bildiğiniz üzere, tahmin ettiğiniz üzere romantizmdir arkadaşlar. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirmek deyince aklımıza romantizm gelecek. Bir diğer sorumuza baktığımızda, yukarıdaki numaralı sözden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Klasik akıma bağlı sanatçılar aşağıda arasında özellikle didaktik şiir türünde ün vermiş bir ad da Molière'dir. En önemli yapıtı fabllardır. Bu türdeki ürünleri ondan önce Ezop denemiştir. Bu buradaki bilgi yanlışımız C maddesidir. Molière değil, La Fontaine olacaktır. Fabıllarla tanınan La Fontaine'dir diyoruz arkadaşlar. Molière, Güldür alanında, Komedi alanında eserler vermiştir. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? Gözlem ve belgelere önem verme, realizm. Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme, romantizm. Güzelliğin anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma, sembolizm. Sanat doğanın kopyası olmalıdır, ilkilisini benimseme, naturalizm. Bilinç altını akıl ve mantıktan üstün tutma, sürrealizm. Cevabımıza baktığımızda konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme, romantizm değil, klasizm olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi de belirtilenler naturalizm akımıyla ilgili değildir? Naturalizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılması ilke edinmiştir. Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkın eleştirilmesi naturalizmin temel konularıdır. Naturalizmin kökleri düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü naturalizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. Naturalizm temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. Naturalizme göre edebiyatın amacı ciddi konuları sanatlı biçimde işlemek, sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir. Tahmin ettiğiniz gibi E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Naturalizm bilimselliği edebiyata katma iddiasındadır. Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisinin bağlı olduğu söylenebilir. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. Şıklara baktığımızda naturalizm, izlenimcilik, klasizm, gerçeküstücülük ve sembolizm. Cevap şıkkına baktığımızda izlenimciliği görmekteyiz. Çünkü yazdıklarında yeni bir dünya kurduğunu ifade ediyor ama gerçeği kendisinin dile getirdiğini, değiştirerek aktardığını ifade ediyor. Buna göre Jean-Jacques Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir? 18. yüzyıl düşünürü olan Jean-Jacques Rousseau, ister özel ister kamusal hayatımızda olsun yaşadığımız şeylerin aklın değil, duyguları ve doğal içgüdülerin gerçeklerini karşılaması gerektiğini söylüyor. Duygu ve doğal deyince romantizm olması gerektiğini ifade ediyoruz, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakilerin hangisinin netelendirilebilir? Sorun gerçekliğe öykü yazar olarak bakmak değildir. Sorun öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır deyince arkadaşlar varoluşçuluk olduğunu ne ediyoruz? Görüyoruz. Musiki, her şeyden önce musiki. Onun için teklim sıradan şaşma. Kıvrak olur elir havada sanki ağır aksak söyleşe yanaşma. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu dörtlüklerde dile getirilen anlayışa uygun şiir yazmamıştır? Mehmet Akif Ersoy'u cevabımız olacak. Çünkü Mehmet Akif Ersoy realist bir sanatçıdır. Romanlardaki hayali tasvirler hep köksüz yalanlardır ifadesine baktığımızda bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir ve bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle örtüşmektedir sorusuna baktığımızda cevap şıkkımızın 9. soruda A olduğunu görüyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar sokak diline hayatı edebiyata sokmuştur, romanlaştırmıştır ve bu hangi akımı ifade etmektedir? Naturalizm akımını ifade etmektedir. 9 ve 10 soruların cevabı A ve E olarak karşımıza çıkmaktadır.
11 ve 12. sorulara baktığımızda bu parçada dile getirilen düşünceler aşağı verilen akımlarda hangisinin edebi düşüncesiyle örtüşür? Böyle bir yazı tarzında nokta virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur diyor. Aşağıdakilerde hangisi bu parçada verilen düşünceye uygun şiir yazmıştır? Bu iki soruya da baktığımızda 11. sorumuzun sürrealizm gerçeküstü olduğunu görüyoruz. Aklın kontrolden dışarı çıkmayı esas aldığını ifade edebiliriz. Ve temsilcisi de İlhan Berk'tir, ikinci yenicilerde. Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Şair okur gerçekleri değil, izlenimlerini duyurmaya çalışmıştır. Öyleyse sembolizm olacaktır. Görüneni değil, görünenin bıraktığı izlenime aktarmalıdır diyoruz. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki ne demiş isem, görüp de söylemişim. Bu hangi anlayışı yansıtmaktadır? Görüp de söylemek, realizm akımının ifadesidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Bu akıma göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendine var olamazlar. Bunlar duyularımızda kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Duyular yine ön plana çıktı. Akımın temsilcileri ise düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanan saf bir ruhsal otomatizme, rüyanın sınırsız gücüne deyince de cevabımız C olacak. Sembolizm ve sürrealizm olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu parçada postmodern romanın aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır? Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kim istersem, kimin ismini yazarsam o gelir diyor. Öyleyse anlatıcı ne etmiştir? Kurmacanın parçası durumundadır. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılarına hangisine ulaşılamaz? Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında herkesi ve başarısı olan Çeho kahramanları gibi kederliydi hep ifadesinde. Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Roman yazarı bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir deyince zaten hemen aklımıza ne gelecek? Naturalizm gelecek. Deneycilik. Bu parçada dile getirilen düşünce aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Mantığın egemenliğinden kurtulmak gerektiğini söyleyen sürrealizm yani gerçeküstücülerdir. Bu parçada boş bırakılan yerler sırası aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak istenir. Bize duyurulan bir her heyecan eski, çok eski bir yazardan yapılan anlatıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. Diğer akımda ise doğrudan doğruya yüreğimize hitap edilir. Klasizm ve romantizm olarak A şıkkını görmekteyiz. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek anlayışı bizi nesneler olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi nesnenin kendisini değil, manalarını vermeye çalışmaktadır. Yani ekspresyonizm, izlenimcilik. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın toplumları yarattığı travma ve güvensizlik hislerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu akım, aklı reddederek hayal ve ötesini işlemeyi amaçlar. Hayal ve ötesi sürrealizm ancak kendisini bulur. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu akımda sanatkar, hayat, insan ve tabiat karşısında objektiftir. Diğer akımda ise sanatkar görülen ve algılanan dışına çıkar. Öyleyse ne olacak arkadaşlar? Parnasizm ve sembolizm olacak. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.